Değerli arkadaşlar merhaba. Havalı işletmelerinde yetmelerinde operasyonel planlama dersimizin Dördüncü ünitesinin özeti e, özetini yapmak üzere karşınızdayım. E, bu ünitemizde hava yol işletmelerinin e, önemli e, operasyonel planlama süreçlerinden bir diğeri olan e, uçak bakım planlaması konusunu ele alacağız. Bildiğiniz üzere hava işletmeleri uçaklarını her an uçuşa hazır e, ve havada tutmak için üretici firmalar tarafından tanınan belirli e, zaman aralıklarında uçaklarına bakım e, işlemlerini gerçekleştirmek zorundadır. Bu bakım faaliyetlerini ise e, uçuş operasyonlarını etkilemeyecek ve uçuş emniyetini riske atmayacak şekilde planlamaları gerekir. Bu ünitemizde arkadaşlar öncelikle uçak bakım planlamasının gereksiniminden ve havayolu işletmeleri için e, öneminden bahsedeceğiz. Ardından uçak bakım planlamasının amaç ve hedeflerine değineceğiz. E, ve uçak bakım e, işlemlerin e, işlemlerin neler olduğunu kısaca açıklayacağız ve son olarak uçak bakım planlama ve çizelgeleme sürecini açıklayarak ünitemizi tamamlayacağız. Havacılık ve mühendislik aslında sadece havacılık değil tüm mühendislik alanlarında tasarımı yapılan sistemler belirli güvenilirlik seviyelerinde imal edilmektedir. Ve zamana bağlı olarak bu sistemlere planlı bir şekilde bakımlar yapılıyor olmasına rağmen zamana bağlı bir şekilde bu güvenilirlik, güvenilirlik seviyeleri de azalmaktadır arkadaşlar. Bazı durumlarda ise kullanım hatası, bakım hatası ya da malzemenin üretim hatası gibi birçok farklı nedenden dolayı bu sistemlerin, bu parçaların güvenilirlik seviyeleri çok daha beklenenden çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşebilmektedir. Yani çok daha hızlı bir şekilde bozulabilmekte ve arızalanabilmektedir. Bir uçak parçasının güvenilirlik seviyesi şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar A ve B durumlarındaki gibi gerçekleştiği kabul edildiğinde bu parçalara yapılan planlı aralıklarla yapılan bakım programlı bakım olarak adlandırılmaktadır. Bazı durumlarda ise az önce vurguladığımız gibi çok hızlı bir şekilde bozulabilmekte bu parçalar. Güvenilirlik seviyeleri beklenenden çok hızlı bir şekilde düşmekte ve yine şekilde gördüğünüz gibi C ve D durumlarındaki gibi eğer bir azalma gerçekleşiyor ise bu parçalara programsız bakım işlemi gerçekleştirilerek parçaların parçaların İşler hale getirilmesi sağlanmaktadır. Şunu da vurgulayalım. uçak bakım maliyetleri bir havayolu işletmesinin direkt işletim maliyetleri içerisinde %18 ile 23 arasında değişebilen bir oranda önemli bir yer tutmaktadır. Bu yüzden arkadaşlar havayolu işletmelerinin uçak bakımlarını etkin bir şekilde planlayarak bu faaliyetleri etkin bir şekilde planlamaları bir pazarda rakiplerine karşı Rekabetçi avantaj elde etmelerinde yararlanabilecekleri bir alan yaratabilmektedir. Bu yüzden uçak bakım maliyetlerinin doğru bir şekilde planlanarak en az düzeye indirilmesi havayolu işletmelerinin rekabetçiliği açısından da son derece önemli olmaktadır. Şimdi uçak bakım planlamasının amaçlarını temel olarak iki başlık altında toplayabiliriz. Birincisi hava yol, hava yol işletmesinin uçuş bölümüne e, uçuş emniyeti sağlanmış bir uçak teslim etmektir. İkincisi ise e, yasal düzenlemelerin yerine getirilmesi anlamında e, uçağın bütün gerekli e, bütün gerekli bakım işlemleri tamamlanmış veya belli nedenlerden dolayı tamamlanamıyor ise yine yönetmeliklere uygun bir şekilde ertelenmiş bir uçak teslim etmektir. Bu amaç amaçlar kapsamında da bir uçak bakım planlamasının bahsettiğimiz temel hedefler kapsamında da bir uçak bakım planlamasının amaçlarını arkadaşlar şu şekilde sıralayabiliriz: Parçaların temel güvenilirlik seviyelerinde çalışmasını sağlamak, parçalar bozulduğunda parçayı temel güvenilirlik seviyesine geri getirmek. Parçalar temel güvenilirlik seviyelerini karşılamadığında bakım programının en iyilenmesi ve düzenlenmesi için gerekli araştırmayı yapmak, temel güvenilirliği yetersiz olan parçaların tasarımlarının geliştirilmesine yardımcı olmak ve son olarak bütün bu belirttiğimiz amaçları uçuş emniyetinden ödün vermeden ama en az toplam maliyetle gerçekleştirmektir diyebiliriz. E, uçak üzerinde gerçekleştirilen ve bakım olarak adlandırıldı adlandırdığımız faaliyetler arkadaşlar. E servis, kontrol, bakım, onarım, tadilat ve revizyon başlıkları altında incelenebilmektedir. E, bir, e, hava, bir uçak üreticisinden e, teslim alınarak Havayolu işletmesinin hizmetine e, hizmetine sokulmuş olan uçağın hizmete başlamasından hizmetten çekilmesine kadar geçen süre içerisinde üreticilerin belirledikleri aralıklarla bu uçakların temiz çalışır ve işler durumda ve emniyetli bir uçuş gerçekleştirecek durumda tutulabilmesi için gerçekleştirilen bütün faaliyetleri bakım onarım faaliyetleri olarak adlandırılıyor adlandırıyoruz ve saymış olduğumuz bu faaliyetlerde bakım onarım faaliyetleri altında gerçekleştirilen işlemlerdir. Bu işlemler belli zamanlarda bazı durumlarda birbirinden you <laughs> Kesin olarak ayrılmamakla birlikte aslında temelde e, farklılıklar göstermektedir. Çok kısa bir şekilde tanımlarsak arkadaşlar, e, servis e, olarak bahsettiğimiz işlemler e, bir uçağın uçuşa verilmesinden e, uçuşa verilmesinden öncesinde gerçekleştirilen e, uçuşa e, hazır hale getirilmesi için gerçekleştirilen işlemleri içermektedir. Kontrol işlem işlemleri ise uçak fa, e, bakım faaliyetleri gerçek gerçekleştirildikten sonra bu faaliyetlerin e, tam ve yeterli bir şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin kontrolünün yapılmasını içermektedir. Bakım ise e, ünitemizin başında da vurguladığımız gibi programlı ve programsız olmak üzere iki şekilde e, gerçekleştirilen faaliyetlerden oluşmaktadır. E, onarım e, bir uçak e, parçasının arızalanması e, durumunda bu parçanın e, ilk e, e, üretim aşamasındaki standartlarına geri getirilmesi için gerçekleştirilen faaliyetleri e, içermektedir. Tadilat ise e, bir havayolu işletmesinin e, isteğiyle ya da e, bir uçak üreticisinin isteği ve önerisiyle e, ancak hava oluşturulmasının e, isteğiyle olması durumda yine uçak üreticisinin onayı ile e, uçak sistemlerinde ve komponentlerinde değişiklik yapılmasını e, yapılması anlamına gelmektedir. Revizyon ise artık e, oldukça kapsamlı e, fabrikalarda e, gerçekleştirilmesi gereken ve belki de bu süre e, boyunca da uçağın yerde kalmasında neden olacak büyük, kapsamlı ve oldukça zor e, faaliyetlerden bakın e, onların faaliyetlerini faaliyetlerinden oluşmaktadır arkadaşlar ve e, yerde kalmasını gerektireceği için de e, havolu işletmesi için son derece maliyetli bir işlemdir diyebiliriz. Son olarak arkadaşlar uçak bakım planlama ve çizelgeleme sürecine bakarsak eğer e, bu süreçte e, hava ulaşı etmesinde iki önemli bölüm e, görev e, almaktadır. E, mühendislik bölümü e, uçak üreticileri tarafından e, uçağın üretilmesi aşamasında hazırlanan bakım planlama dokümanlarını alarak arkadaşlar bu, bu e, dokümanları kullanarak bakım işlemlerini farklı açılardan analiz etmekte ön hazırlıklar yapmakta. Uçak bakım gereksinimlerini değerlendirerek işletmenin kullandığı uçaklar için bakım programları hazırlamakla sorumludur. Ayrıca uçak sistemleri için önerilen modifikasyon modifikasyonları da değerlendirmekte ve uçak bakım sırasında karşılaşılan herhangi bir teknik problemin çözülmesi için de uçak bakımından sorumlu olan bakım birimlerine de teknik destek sağlamak. 子的。<laughs> Üretim Planlama ve Kontrol Bölümü ise Mühendislik Bölümü tarafından hazırlanmış olan e, kontrol paketlerini alarak e, bunları her bir uçak için ayrı ayrı e, kontrol etmekte ve ayrıca yapılması gereken ilave işleri ve e, gerek e, gereksinim duyulacak iş gücünü değerlendirerek iş paketlerini güncellemekte, e, yedek parça e, ve bakım alanı ile ilgili planlama ve çizelgeleri oluşturmaktadır. Son aşamada. Arkadaşlar bakım işleri özel eğitimli ve lisanslı olan e, uçak teknisyenleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu ünitemizi e, burada tamamlıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki ünitemizin özetinde görüşmek üzere.